Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Çağlar. Bir üniversitede yazılım geliştirici olarak çalışmaktayım. Sizlerle daha önce Swift 3 ile sıfırdan uygulama geliştirme kursu ile tanışmıştık. Bu kursum, Türkçe Swift dersleri arasında en çok tercih edilen kurs olma başarısını elde etti. Ve şimdi sizlere Swift 4 ve iOS 11 ile uygulama geliştirme kursundan bahsetmek istiyorum. Bu kursumu neden tercih etmelisiniz sorusuna kısaca değinmeliyim. Öncelikle biliyorum ki birçoğunuzun aklında uygulama geliştirme fikri var. Ancak uygulama geliştirecek bu fikri hayata dökebilecek bir bilgiye sahip değilsiniz. Bu kurs size o bilgileri verebilmek için var. Ayrıca biliyorum ki birçoğunuz hevesizsiniz, öğrenmek istiyorsunuz ancak yeteri kaynağa ulaşamadınız. İngilizceniz yoktu ya da bir yerden sonra sıkıldınız. İşte bu kursta eğitim boyunca hem eğlenceli uygulamalar hem de Türkçe eğitimin faydalarıyla sizler de istediğiniz uygulamaları yapabilecek hale geleceksiniz. Peki bu Swift 4 eğitiminde sizleri neler bekliyor? Örnek bir chat uygulamamız olacak. Bu chat uygulaması sadece yazıdan ibaret olmayıp video ve resim göndermeyi de bizlere sağlıyor olacak. Bir hava durumu uygulaması olacak. Bu hava durumu uygulamamızda da bizler NDC, NVVM, Zen paternlerinin nasıl kullanacağını göreceğiz. Bu chat uygulamasında da NDC ve NVVM'e değinildi. Sizlere ödev verildi. Aynı zamanda bir döviz uygulamasında MVC ve MVVM dizayn paterni kullanılarak nasıl uygulama geliştirilir bu konu anlatıldı. Haber uygulaması anlatılacak. Bunun önemi XML bir yapının nasıl kullanılacağı olacağı için sizler için çok önemli. Tasarımdan uygulamaya, sıfır bir tasarımdan bir uygulamaya nasıl adım adım gidilir sorusunu bu eğitimde cevaplıyor olacağız. Burada da JSON bir yapıdan, JSON bir web servisi nasıl kullanıp uygulamamızda kullanılır hale getireceğiz. Burada onu öğreneceksiniz. Swift 4 ile gelen JSON parse etme işleminin ne kadar kolay olduğunu ve ne kadar akılda kalıcı olduğunu bu eğitim sayesinde anlayacaksınız. MVC ve MVVM'i artık kendi bir yaşam prensibini sahne getireceksiniz. iOS 11 ile gelen değişikliklerden en önemlilerinden biri Machine Learning. Artık telefonlarınız öğrenebilecek. Artık uygulamalarınız öğrenebilecek arkadaşlar. Bunun sayesinde bir resimdeki nesneyi tanıma, yüz tanıma, yüzdeki hatları tanıma ve bir objeyi takip edebilme gibi uygulamalardan bahsediyor olacağız. Sizlere bir örnek vermek istiyorum hemen. Facebook'ta bir fotoğrafınızı gördüğünüzde hemen bir arkadaşınızı etiketleme önerisi de bunun bir örneğidir aslında. Artırılmış gerçeklik iOS 11'de karşımıza çıkıyor. 5 Haziran'da 2017'deki World Wide DC'de bizlere tanıtıldı. Bunun sayesinde ortamda var olmayan bir nesneyi burada görüyormuşsunuz gibi olacak. Bu da inanılmaz oyun ve inanılmaz uygulamalar pazarını sizlere açıyor olacak. Eğer sizler de sıfırdan bir uygulamanın nasıl yapılacağını, hatta bu uygulamayı yapılıp nasıl para kazanacağını öğrenmek istiyorsanız bu kursu mutlaka almalısınız.